En maliyet artı dönmesi benim de. Teknolojide her zaman olmuyor işte. Evet. Merhaba öncelikle. Hoş geldiniz. Şimdi bakın, bu gösterdiğimiz
Moğol sultanları, yani aslında İran coğrafyasında gördüğümüz erken dönem hünkârı örneği. İran'ı biz başka bir devlet, başka bir millet olarak algılıyoruz aslında. İran 1956'dan sonra ortaya çıkmış bir devlet. Aslında İran coğrafyası tamamen Türk coğrafyası. Ve her şehirde, her dükkanda Türkçe konuşuluyor. Bizden ayrı bir şey değil. Yani onun için bizim hikayemiz. Yaklaşık 1000 yıllık bir kapının detayı. Erken dönemkindeki ailelerde farklı boyutta ağaçlar birbirine geçme şeklinde değil de düz kalas parçalar yan yana getirilerek üzerine motifler, geometrik desenler işleniyor. Önce oyma tekniğiyle derinleştiriliyor bunlar. Fakat daha sonraları bunlar artık tamamen birbirinden bağımsız, sivri ve tutkal kullanmadan bir araya getirilerek büyük yüzeyler elde edilmiş. Şöyle de gördüğünüz, yine İran'da rastladığımız Nizam-ı Mülk dönemine ait bir enteresan bir kapı, muhteşem bir kapı. Ama çok bahtsız, başına neler gelmiş. Yine de bu haliyle kalması müthiş bir şey. Ya bu meslekte uğraşanların ya da ilgilenenlerin, bence üniversitelerin İran'a sadece hünkârı sanatını görmek için seyahatler yapmaları gerekir. Turlar düzenlemeleri. Hele Mısır'a. Mısır'da Memlükler dönemi, Ürdün'de, her yerde, bütün Türk coğrafyasında. Geçen yıl Üsküp'e gittik. Üsküp'ten araç kiralayıp bütün Bosna Hersek, Priştine, Sırbistan dolaştık. Adım adım köylerde bile bu eserler var. Ayağınız takılıyor orada burada bu eserlere. Gözünüz takılıyor. Bana ne diyemeyiz. Ben başka bir açıdan bazı şeyleri anlatacağım. Çünkü bu bizim zenginliğimiz. Bu bizim hikayemiz. Bunlardaki detayları, bunların bize anlattıkları masalları bildikçe daha da insanlaşacağız, daha da kendimiz olacağız. Onun için lütfen bu sanata gereken önem verilsin istiyorum. Bu resimleri de biz bu dünyadan gider olduk, bizden sonra kalsın, herkes paylaşsın diye koydum buraya. Yine aynı şeyden bir detay. Olcay Toz dönemine ait bir mihrap, pardon, minberden hündekarı, enteresan bir hündekarı örneği. İnanılmaz 1000 yıl öncesinin, 900 yıl öncesinin tekniği, bugün bile zor aşılabilen teknik. Şimşir ağacı kullanıldığı için çok daha enteresan. Hündekarı sanatında genellikle şimşir kullanılmıştır. Son dönemlerde bizde elma, armut gibi meyve kerestesi de kullanılmış ama aslında bu doğru değildir. Royal işlerde, taç eserlerde, iç mekanlarda ceviz ağacının yanında mutlaka şimşir kullanılmıştır. Küçük parçalarda, yani şu parçalar, küçükler mutlaka şimşir olmalıdır. Şimşir zamana en dayanıklı ahşaptır. Hatta şimşir kelimesi Farsça'da kılıç demektir. Eskiden demirden kılıç ancak krallarda, padişahlarda olurdu. Garibanların tahtadan kılıcı olurdu, o da şimşirden olurdu. Onun için adı da şimşirdir. Evet. Aynı minberden bir detay. Burada gördüğünüz, yine hocamın bahsettiği Muharrenistan'da enteresan örnekler var, oymacılık örnekleri var. Kerpiç, bir kerpiçten yapılmış bir tarihi bir camide bu muhteşem eseri görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin giriş kapısını yaptığımız restorasyondan bir detay göstermek için bu fotoğrafı koyduk. Ve burada fil dişiyle yarım milimetreden daha ince boyuttaki fil dişi ve abanoz parçaları bir araya gelerek bordürler oluşturuyor ve şimşir, ceviz beraber çalışılmış. Hikaye çok uzun. Detayları atlayarak geçiyorum. İran'da yeni yapılmış bir kötü bir hünkârı örneği. Her zaman tarih ve zaman pozitif anlamda ileri gitmiyor. Bizde de çok çirkin hünkârı örnekleri görüyoruz. Bu da çok acıklı. Kendi irfanından, kültüründen, sanatından uzaklaşmanın ne demek olduğunu anlıyoruz. Bu iş parayla pulla alakalı değil, kendine saygıyla alakalı bir meseledir. Evet. Yeni yapılmış, İran'da gördüğünüz bir şey.
Burada Minhani Çindekari, gördüğünüz Eğrisel Çindekari, Ankara Hacı Bayram Veli Türbesi'nin kapısını yaptırmak üzere bana geldiler. Hocam iyi bir kapı yapalım dediler. Ben de durun bir dakika. Araştırdım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara'da, orada Hacı Bayram Veli Türbesi'nin bir kanadının küçük parçası vardı. Oradan çizimleri çıkarıp eseri yaptık. Bakın şimşir ve ceviz. Başka hiçbir malzeme kullanılmamıştır ama Minhani Çindekari en zor yapılan çindekaridir. Çindekari sanatı başlı başına bir kendisi sadece ahşapla uğraşılan bir şey değil. İçinde oymacılık var, kakmacılık var, sedefkarlık var. Çeşitli yarı değerli taşlar, metaller, bazen değerli metaller de kullanılıyor. Biraz önceki Yavuz Sultan Selim kapısında 24 ayar masif altın kullanılmıştı. Biz de kullanıyoruz. Bu örnekte de fil dişi oyma. Genellikle ortadaki şemsiye dediğimiz güneş tabirine yıldızlar fil dişinden oymuştu. Aynı oyun şekilde yaptık. Önümüzde çok açıklı bir hikaye, kırık dökük bir aşk hikayesi var. Bu 2. Beyazıt Külliyesi'nin kepenkleri ve cümle kapısının hikayesi. Meriç Nehri'nin çamurlarında yıllarca yatmış. Sonra bir yerlerden bunu yapabileceğini söylemişler. Beni çağırdılar, gittik. Bunları dirildik. Kündeki halinin arkadan görmüşü, genellikle kapalıdır. Uğraşanlar için en sırlı yer burasıdır. Çıtaların geçişleri nasıl olduğu, nereden kuvvet aldığı çok önemlidir. Şimdi yeni yapılan kündekari denilen şeyler var. Bunlar da genellikle şuradan kesik başka bir çerçevede hazırlanıyor. Başka bir çerçevede hazırlanıyor ve sonra kasanın içine konuluyor ama bu doğru değil. Doğrusu seramik kayıtlar doğrudan kündekari çıtalarıyla birleşir. Bunu yapmak çok zordur. Aynı bakın. Burada başka bir hikaye görüyoruz. Muhtemelen usta kündekari kapıları yapmış ama arka taraflarını aceleye getirmiş. Neden söylüyorsunuz böyle diyebilirsiniz. Öndeki görüntü, öndeki kündekari işçiliği muhteşem. O kadar muhteşem işçiliğin arkasında bu kadar çirkin, alelüstü çakılmış tahtalar olabilir mi? Bunlar da o devirde çakılmış. Anlıyoruz ki aceleye gelmiş, açılışa yetiştirmek için ya da başka bir şeyden elindeki malzemeyle bazen boyuna, bazen eline kullanılmış. Ama bu doğru değil. Bu kapının ön tarafına uygun bir iş değil. Bazen böyle bir hikayeye de şahit oluyorsunuz. Ustaların yaparken yaptıkları çizgiler, yanlışlar ya da kullandığı inisiyatifleri görüyorsunuz. Orada usta bir inisiyatif kullanmıştır. Evet. Bakın biraz öncekinin tamamen ters. Biraz önce dar kısmı suyunu böyle kullanmıştı ama elinde böyle bir boyuna bir malzeme varmış. Ustanın belki de serenlerden artan malzeme bunları boyuna kullanmıştır. Tahribat ve kündekarideki detaylar serenlerle çıta, kündekari çıtalarının ve kündekari tablolarının birleşmesi çok enteresan ve bunlar hep elle oyulan inanılmaz işçilikli şeyler. Bir başka detay, ustaların kullandıkları kalem işaretleri, çizgileri, parçalar birbirine karışmasın. Bunlar yüzlerce defa sökülüp tekrar prova yapılarak aşk ediliyor birbiriyle. Aşk uyuşmaktı, birbiriyle anlaşmaktı. Yani tek başına aşk olmuyor. Bunlar birbiriyle anlaşsın diye farklı çizgilerde mürekkepli kalemlerle hatta Fatih Sultan Mehmet Camii'nin cümle kapısını tamir ederken bir yerde yapan ustanın adının İbrahim olduğunu ve kalemini de o ismini yazdığı yere bıraktık. Kalem dediğimiz bir kamış parçası. 10 santim boyunda bir kamış parçasıydı. Bunu da bulduk. Kapının içinden başka neler çıktı? Bilhassa evlenmek isteyen, bahtı açılsın diye bekleyen hanımların Tanrı'ya mektuplarını bulduk. Ağrıyan dişini çekip oraya koymuş, kapının deliğinden içeriye tutmuş. Bunlarla ilgili bir roman hazırlıyorum inşallah. Bir aşk masalı değişimi sebebi bu.
Hacı Bayram Veli Türbesi'ni açtığımızda da içinden iki tomar dolusu evrak çıktı. İçine yazmış, ya Rabbim diyor, bu şey mübareğin yüzü suyu hürmetine kocam az içsin diyor. Kocası çok içiyormuş, içmesin diye istemiyor. Kocam az içsin. Bugündeki haliler bize öyle hikayeler anlatıyor ki inanılmaz. Evet, bakın bu detaydan başka bir şeye. Restorasyonda eski parçalarla eksik yeni parçaların nasıl bir araya geleceğini gösteren bir örnek. Kündekarı tabloları, orijinal parçalar ama çıtalar tamamen bittiği için biz yeniden yaptık. Buradaki esas şey şu, püf noktası. Ahşabın aynı tonunu yakalamak. Yeni ahşap kullanmamak. Burada kullandığımız ceviz, orijinal 640 yıl önce yapılmış bir kapı bunlar. Ve bunların orijinali bitmiş halinde göreceksiniz. Yenisinden ayırmak çok zor. Bahçe kapıları, avlu kapıları kündekare yine yapılır ama bunlar cevizden olmaz. Yağmura, suya maruz kalan ortamlarda hündekariler meşeden yapılırdı. Genellikle meşe hem çıtalar, hem kayıtlar, hem künde tabloları tamamen meşe ve biraz daha basit, biraz daha ucuz işçilikli parke künde dediğimiz künde tekniğiyle. Burada da eski ile yeninin bir arada nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bu da Laleli Camii'nin avlu kapısından bir detay. Beyazıt kilyesi değil, yanlış yazılmış. Evet. Şimdi başka bir aşk hikayesi, başka bir cinayetten izleri görüyorsunuz. Fatih Camii'nin cümle kapısı. 1,5 ton ağırlığında bir kanadı. 5 metre 20 santim yüksekliğinde, 140 santim eninde. 11,5 santim kalınlığında kapı. Ve burada şimşir bizim elimize geldiğinde yüzeyi tamamen çimentoyla kaplanmıştı. Çimento ülkemize yeni geldiğinde hoş, iyi bir malzeme deyip şerbet yapıp üstündeki delik deşiği kapatmışlar. Sonra 500 kat boya vurulmuştu. Ve kitabelerinin bir tanesi çalınmış. Kündekari bir kapının 5 metre yüksekliğinde bir kapının üzerindeki kitabenin çalınabilmesine imkan yok, oradan sökülmez. Ancak merdiveni dayayıp eline keser, murçalıp çıkarıyorlar. Bu hikayede halk arasında dolaşan, Osmanlı yaptığı zaman içine altın koyar tamir olsun diye. Şu göbek kısımları, buralarda da aslında birer karpuz, yarım küre şeklinde karpuzlar vardır. Onu görüyoruz ama bunu yaptıracak maddi güç olmadığı için biz düz geçiş yaptık. Orada bir ustanın inisiyatifini kullandık. Bunlar tamamen düzdü ve mukavvadan yapılmıştı. Çimentoları temizleyince altından mukavva parçalarıyla yapıldığını gördük. Nereden burada küre olduğunu anlıyorsunuz? Şu kündekari parçaların birleşmesinin 45 derecelik bir açıyla geliyor. Oradan belli ki üzerinde bir muhteşem küre var. Yine kündekari sanatından. Ve bu ya çalındı ya işte alındı, kırıldı. Şuradaki restorasyon önceki hali ve tamamlanmış hali. Peki buradaki yazan yazıları nereden gördük? Bu yazılarda birinci kitabedeki ayetin devamı, hadisin devamı gidiyor. Dolayısıyla kündekari ile uğraştığınız zaman Kaya Hocam'ın da söylediği gibi bütün Türk sanatlarının haberdar olması gerekir. Türk sanatlarından. Bu sanatları yapanların filozofisinden haberdar olması gerekir ustanın. O usta sadece işte elim keser tutuyor, ben bu işi yaparım değil, onun hangi mantıkla yapmış, nasıl yaklaşmış, orada hangi filozofi onu böyle sevk etmiş, böyle davranmaya, onu bilirse çok daha sağlıklı işler çıkarabilir diyoruz. Evet, Fatih Camii cümle kapısındaki detay, biraz önce bahsettiğim, bakın kapıyı izleyince mukavva olduğunu gördük. Şurada gördüğünüz şeyler mukavva. Ve üzeri çimento boyayla ve belli ki ya ben hırsız diyorum, çalınmış. Çünkü onun o göbekten sökülebilmesine ihtimal yok. Ve buralarda aslında küre şeklinde bir şey var. Ya yurt dışına kaçırdılar ya bir şeyler yaptılar. Maalesef. Biz tabii yenisini bakın bu şekilde yine çizimi yaklaşık 1,5 ay çizimiyle uğraşın. Hamdolsun tamamladık. Şu orta göbeğe birileri mukavvanın üstüne fil dişi bir şeyler yapmıştı, onu göreceğiz. Bakın
Aynı kapının alt tablalarına da demir plakalar yapıştırılmıştı. Yani 1,5 metreye 1 metre gibi demir plaka yapıştırılmış. Onu tamamlarken görüyoruz. Filmdeki halinin bir araya gelişi. Bakın, aynı eserin restorasyon önceki hali hangi hikayeyi anlatıyor size? Neler söylüyor? Başına neler gelmiş? Nasıl ihmal edilmiş? Hor görülmüş? Bize hikayeyi söylüyor. Ama bu bizim hikayemiz, bizim medeniyetimizin hikayesi. Haberdar olmakta fayda var. Bakın yine ustanın işaretleri. Bu parça şurayla birleşecek. Çünkü bunun gibi yüzlerce parça var. Şu parça burayla. Bunlar mürekkepli kamışlarla yapılmış işaretler. Onun için ben tarihe yolculuk diyorum. Zaman içinde seyahat ediyorsunuz. Ustanın yaptığı bir rendelen İskarpera'dan çıkan kıymık parçası, yonga parçası. Bakıyorsunuz orada duruyor. Acizliğimizi anlıyoruz. İnsan denilen varlık 50 yıl önce ölen insanın mezarını açın toz olmuştur. Ama 600 yıl, 700 yıl önce bu eserler var. Burada küçük bir ayrıntıyı size itiraf edeyim. Bunları açtığımızda, yani benim esas ustam bu eserlerin kendisidir. Çok şey öğreniyorsunuz. Gençlerin bunun hepsini öğrenmeye şansı yok. Amerika'da yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunlar nasıl böyle kalmış? Bütündeki ayrı kapılar, keresteleri önce kireç suyunda bekletiliyor. Sönmemiş kireç suyunda. Fündekarinin arkası kapatılmadan önce yoğurt kıvamında sönmemiş kireç kaymağı alnık içerine bol bol sürülüyor. Böyle yoğurt gibi sürülmüş örneklerini görüyoruz. Göstereceğim. Ve bu kapılara ne böcek ne mantar hiçbir şey etki etmiyor. Onun için 600 yıl, 700 yıl Meriç'in kıyısında, çamurun içinde bize kadar gelebildiler. Yani ecdat zannettiğimiz kadar hiçbir şey bilmiyor değil, çok şey biliyor. Kündeki halde binlerce bilginin, görgünün biriktirilip bir araya getirildiğini anlıyoruz. İnsanlığın hikayesi. Burada Ermeni ustalar da çalışmış, Müslüman, gayrimüslim hepsi beraber. Bakın yine eskiyle yeninin bir arada nasıl çalışıldığı. Bu da İkinci Beyazıt Külliyesi cümle kapısının alt kısmı. Bakın, kapının bütünlemesi, tamamlanması, şimşir, orijinal şimşir parçaları biz yeniden yaptık. Ama tabii bu hikaye o kadar kolay değil. Bu parçaları bulmak için ben aile servetini harcadım. Şimşir bulursunuz bir yerden 15 ton, içinden işine yarayacak 2 ton seçersiniz, dünya kadar para verirsiniz. Böyle gider. Yine bir hikaye, süremiz tamamlanmak üzere. O zaman 2 dakika sadece fotoğrafları göstereyim, evet, hızlı, çocuklar görsün, anlatmadan geçelim. Evet. Soru olursa bakın tamamlanan ikinci Beyazıt Külliyesi'nin kapısı çok enteresan. Onun için birkaç kelime söyleyeceğim. Bakın aynı kapı tamamlandığında ne hale geldi? Geriye dönüyoruz. İki de daha geriye dönelim. Bakın şuydu. Tamamen bitmiş, alt kısmı yoktu. Malzemeyi tamamladık, sonra oyması da tamamlandı. Yani burada oyma var, her şey var. İşte bu dünyanın 8. harikalarından bir eser. Müzedeydi, yaptığımızı görünce müzeden çıkarıp getirdiler. Bunu da tekrar canlandırdı. Bir detay, bakın hatemkari, kindekarinin içinde bir detay. Fil dişi tamamlama. Çok özet geçiyorum. Bu da üzerindeki süsler, takıları, bilezikleri. Ondan sonra gül bezekler. Kindekari parçaları. Bu da Manisa Sultan Camii'nin tamamlama. Hiçbir parça yoktu üzerinde. Çok küçük izlerden yola çıkarak tamamladık. Bu yeni bir çalışma. Bu da yeni bir çalışma. İşte Minhani Kindekari. Tamamen yeni bir çalışma. Bu benim yaptığım çift yönlü kildekari. Tek parçadan, arkası da öyle gibi aynı. Enteresan. Bu da modern bir kildekari. Katar yaptığımız. Bu Ankara Hacı Bayram Veli Türbesi'nde bahsettiğim gibi. Sedefkari ile beraber. Evet. Enteresan. Mesela bu Hacı Bayram Veli Türbesi'nin kapısında şurada yazılar var. La ilahe illallah Muhammed Nebiullah diyor mesela. Biz Resulullah diyoruz. 4 tane şemsenin etrafında. Niye?
Hikaye uzun, anlatmıyorum, bu kadar kalsın. Fil dişi çalışmaları. Bakın Hacı Bayram Veli Ankara Etnografya Müzesi'ndeki, pardon, Anadolu Medeniyetleri'ndeki kapı canlandı, yerine konuldu. Bu rekonstrüksiyona güzel bir örnek. Bakın şu müzedeki orijinal parça, bu bizim yaptığımız parça. Bu orijinali, modernitindeki hali. Önlükündeki hali nasıl oldu? İki taraf çıtaların iki tarafı da aynı. Manisa Camii, evet, Epey Mehmet Paşa, bu Sedef Kariye detay. Bunlar Fatih Camii cümle kapısı bahsettiğim. Ve o kapının tamamlanmış hali, bakın. Sırsızlıkla gitmiş, kitabı küçülmüş. Şuralar metal parçaları çakılmıştı, bunları tamamladık. Bizden sonrakilere selam gönderdik. Kapı üzerindeki süslemeler, restorasyonda önemli bir şey fumigasyon işi. Fumigasyon işini yapmak için ya fumigasyon odalarına ihtiyaç var, yoksa böyle naylonla tamamen kapatıp çeşitli makineler içindeki havayı alıp içine böcek öldürücü örnekler. Bahsettiğim kireç kaymağı sürülmüş bir çalışma, yine bu da Edirne Eski Camii İnkar Mahfili'nden bir detay. Hocamın sahasına giriyor bu. Bakın bunlar uydurma muhtes parçalar, bunları attık diyor bize. Buralar sökün atın yeniden yapın dediler, kıyamadık. Tabi kesemizden yaptık bunlar. Yani geçiyoruz. Yani kimdeki halin içinde şey de var, Edirne işi de var. Çok şey var. Geçiyoruz. Edirne Eski Camii Müezzin Mahfili'nin tamamlanmış hali. Tekrar baştaki şeylere döndük. Evet. Bu da size bir hatıra. Karabaş Tekkesi, Bursa'daki Karabaş Tekkesi'nin kubbesindeki muhteşem yazının tamir edildikten sonra yerine konulmuş hali. Ve ben şahit oldum. Burada Bayram Vardar zannediyorum. Belediye Başkan Yardımcısıydı. Öğrencim üniversiteden. Hocam dedi, sizi götüreyim orada bir tamir var. Bak şunu yapıyoruz. Kubbeyi tamamen söküp atacaktı müteahhit arkadaşımız. Aman ne yapıyorsun dedi. Hocam yapılmaz bu. Yeni yapıyorsan git başka yerde yap dedim. Bakın. Keşke vakit olsa şunları anlasın. Bunlar ben tamamladığım şeyler, kubbeyi. Biz yerden 14 metre yüksekteyiz. Burada da muhteşem bir ayet yazıyor. Ve inde mefatihil buyum. Gaybın anahtarı bizdedir. Vel berri vel bahri. Denizlerde ve karalarda bir yaprak bile bizden habersiz kıpırdamaz yazıyor. Ama bu yazı çok yırtılmış, paramparça bazı şeyler vardı. Bu deri üzerine tamamladık. Yine geçiyoruz. Manisa Sultan Camii'nin göbeğinde bir karpuz vardı. Yine dediğim gibi bakın, nereden anlıyorsunuz? Kündekâriyle ilgilenenler için. Bakın şuradaki 45 derecelik açılar, şuradan bir kubbe, bir karpuz olduğunu söylüyor. Karpuzu götürmüşler, karpuz severler. Evet, fumigasyon için kullanılan tabletler çok tehlikeli. Bir, iki tablet attığınız zaman orayı tamamen kapatıp en az 20 gün, bir ay kadar bekliyorsunuz. Bu işi yaparken yalnız önce hiçbir müdahalede bulunmamak lazım. Esere üzerindeki delikler kapanmasın, boyasını kazıyayım, ondan sonra yapayım derseniz delikleri tıkamış olursunuz. Bütünleme hikayeleri. Evet. Hepinize teşekkür ederim sabrınız için. Sağ olun. Özür dileyerek Şehmus Bey'in süresini kısıtlamak zorunda kaldım ama anlayışınız için teşekkür ederim. Siz de buraya alalım. Çok hızlı eğer bu